Bakara suresi 285. ayette elçiler arasında bir ayrım yapmayız. Yani bu ayeti birilerine hatırlattığımızda Ahzab suresi 6. ayeti delil göstererek Ennebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfüsihim. Peygamber müminlere canlarından daha yakındır. Onlar da bu ayeti göstererek ayrım yapılabileceğini dile getiriyorlar. Ne dersiniz? Yani bu Yani kadar Allah orada öyle dese de bakmayın bu ayete göre de olur gibi bir yani şey şimdi yani. ayeti saptırıyor. O ayeti kerimeyle onun ne alakası var ki? Bize karşı olarak ve bizim yapmamız gereken bu nebi canımızdan evladır. Tamam. Peki İsa Aleyhisselam olsa canımızdan önceliği olmayacak mı? Ya da Musa Aleyhisselam ya da hangisi olursa olsun. Tabii ki çünkü bu dini bana getirip tebliğ eden odur. Elbette ki ben onu kendi canımdan üstün görmek durumundayım. Bu başka bir şey. Allah'ın rasulleri arasında ayrım yapmak başka bir şeydir. Şimdi bizde şu olur. Efendim der. Tamam ama yani Muhammed yani şimdi İsa Aleyhisselam için bir şey söylerler. İşte hiçbir şey yokken söz vardı. Söz İsa'ydı. Şöyleydi, böyleydi. Bu şey kilisede anlatılır. Şimdi bizimkiler geri kalır mı? Efendim bunlar da diyorlar ki söz yerine Hakikati Muhammed diye. Hakikati Muhammed diye ilk nur işte her şey onurdan yaratıldı. O nurla Allah bir şeyin bir paranın yazı ve turası gibi yani bir paranın önü Allah'sa arkası Muhammed'dir diyorlar haşa. Bu ikisi birlikte bir tek bir para. Ne olmuş oluyor? Nasıl Hristiyanlar İsa'ya Allah diyorsa bizimkiler de Allah diyemiyor ama Allah deseler bu defa kovulurlar. Onun için işte bazı kelimelerle işi karıştırarak götürmeye çalışıyorlar. Allahü Teala ne diyor? Şeyde Ali İmran 144'te diyor ki hani Uhud Savaşı'nda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in öldürüldüğüne dair haberler yayılıyor ya. Diyor ki ve ma Muhammedun illa Resul. Muhammed sadece bir elçidir. Elçilik görevi gereği sözünü geldi size söyledi. Yani kitabı getirdi. Elçiliği bitti mi? Esas olan kitap değil miydi? Ya da bir elçi size bir söz getirdi. Falanca kıza, şu delikanlı, şu kızla evlenmek istiyor. Gelip de bunu söyledikten sonra artık orada elçinin sizinle pazarlık yapması gerekir mi? İşi bitti. Ondan sonra çeker gider. Diyor ki Allah ve ma Muhammedun illa rasul. Kat halet min kabli rasul. Muhammed sadece bir elçidir. Ondan önce de elçiler geldi geçti. Efe immate u kutilen kalabtum ala akabikum. Şimdi Muhammed ölse. Hadi Uhud'da öldü kabul edelim. Ya da öldürülse. Ökçelerin üzerine geri mi döneceksiniz? Onun getirdiği kitap duruyor. Kendisi olmasın. وَمَنْ يَنْغَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللّٰهَ شَيْئًا Kim ökçeler üzerine geri dönerse Allah'a hiçbir zararı olmaz. Şimdi bizimkiler ne yaptılar? Elçilik gereği getirdiği nedir? Bu kitap değil mi? Şimdi bu kitabın yerine başka bir şey koydular, onu da üstte çıkarmadılar mı? Onu üstte çıkarırken ayıp olmasın diye tabii ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de tanrılık makamına çıkarmaları lazım. Başka çaresi yok. Yok işte yaşatmalar, şunlar bunlar. Bu sebeple Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem elçidir, gelmiştir, kitabı ve hikmeti öğretmiştir. Sistem tamamen bu Kur'an-ı Kerim'in içerisindedir. Kitap ve onun kullanma kılavuzu durumunda olan ya da evet, kullanma kılavuzu durumunda olan hikmet, bu ikisini öğrendiğiniz zaman bu Kur'an-ı Kerim'le çözemediğiniz hiçbir problem olmaz. O zaman Resulullah'ın söz ve uygulamalarının da hangi ayetlere dayandığını çok net bir şekilde ortaya çıkarırsınız. Resulullah'a yapılan iftiralar da çok net bir şekilde ortaya çıkarırsınız. Yoksa efendim falan filandan filan filandan nakletmiştir diye bir zincir, hiç tanımadığın kişiler, birisi diyor ki, bir kişi kalkıp diyor ki, siz bana güvenin, bu adam güvenilir bir kişidir. Ya sen hayatta o adamı hiç görmemişsin, sen nasıl güvenilir diyorsun. 3 asır sonra da yazıyorsunuz bu kitaplar, rical kitaplarını.
Sizden asırlarca önce ölmüş adamlara bu güvenilir diyorsunuz. Nasıl diyorsunuz ya? Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iyi ve güzel dediği kişilerin yanlış olduklarını bildirmiyor mu? Ve izâ râeytehum tu'cibuke ecsâmuhum ve en yekûlu tesmâ li kavlihim. Hum neydi? Keennehum huşubun müsennede. Şeyde Münafıkun suresinde. Gördüğün zaman görüntüleri hoşuna gider. Konuştukları zaman sözlerine kulak verirsin. Ama duvara dayalı odunlar gibidir. Yani bizim Erzurum'da derler, boyu uzun, görkü hoş, tut kulağından herke koş. Herk yani şey gibi, öküz gibi yani tarlayı sürmesi için. Görüntü gayet güzel ama içi boş. Odun. Bakın Resulullah'ın çok beğendiği kişi, bu ayet olmasa Resulullah bu adam güvenilir diyecekti değil mi? Biz de onun sözünü alacaktık. Allah ne diyor? Humul aduvvu, asıl düşman onlardır diyor. O zaman bakın bizdeki hadisçiler hep senede bakarak bu hadis güvenilir derler. Kardeşim senede ne bakıyorsun? Biz bu çok gördük. Öyle hadisler var ki hadisçiler onu güvenilir bulmamışlar ama doğrudan doğruya Kur'an-ı Kerim'in hikmeti ortaya çıkardığı hüküm. Öyle hadisler var ki bu hadis sahihtir diyorlar, bakıyorsun ki Kur'an-ı Kerim'e %100 aykırı. Hadisçiler maalesef metin tenkidi yapamıyorlar. Hep bunu söylüyorlar ama elde avuçta bir şey yok. Çünkü hikmet bilinmiyor. Hikmet ortadan kaybolmuş. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gereğinden fazla bir değer verilerek kendi yapmış oldukları yanlışlar kutsanmaya başlanıyor. Ya bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Evet.